Selamünaleyküm. Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Hepinize hayırlı akşamlar. Allah sağlık saat versin. Bugün Ekim ayının satış rakamları açıklandı. Ekim ayının satış rakamları yine tarihi rekorlar kırıldı. Bu rekorlar neden kırılıyor? İkinci el otomobil piyasasında bir durgunluk var. Şu anda kredi muslukları açılmadığı halde neden bu kadar çok otomobil satılıyor? Bu konuya değineceğim. Bir, biz otomobillere %4 zam geleceğiz demiştik. Fakat bayilere baktığınızda birçok kampanyalar düzenlendi ve otomobillerde indirim uygulandı. Bazı arkadaşlar diğer videolarımı izlemeden bu tarz yorumlar yaptığı için bu konuya da değineceğim. Neden bu kampanyalar yapılıyor? Neden otomobillerin fiyatları düşüyor? E bunu da size anlatmış olacağım. Önümüzdeki aylarda bizleri neler bekliyor? Otomobil fiyatları düşecek bu kampanyalar devam edecek mi? Satış rekorlarının olduğu bir dönemde bunun olması nasıl sağlanacak? Bundan bahsedeceğim. 700 bin tane araç icradan satılacaktı. Bu araçlar otomobil piyasasındaki dengeleri bozacak diğer herkes yaptı. Ben de çok etkilemeyecek arkadaşlar demiştim. Neden etkilemeyeceğini de size yine bu yayının içinde anlatmış olacağım. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Bize katıl butonundan katılan ve desteklerini esirgemeyen arkadaşlarımıza da çok teşekkür ederim. İyi seyirler. İkim ayının satış rakamlarına baktığınızda %55.4 artarak 101.367 adet olarak gerçekleşti. Son yılların ekim ayında en çok satılan satış rakamlarına ulaşmış oldu. Kredi kapalı olduğu, ikinci el piyasasında sıfır otomobillerin daha ucuz olduğu bir dönemde neden bu kadar satış rekorları kırılıyor? İşte arkadaşlar, filo firmaları ve fabrikalar ve çok büyük firmalar daha önceleri yazıldığı otomobilleri mecbur almak zorunda kalıyorlar. Çünkü onlar kredi kullandı, onlara kapora verildi ve bu kaporaların yanmaması için de bu otomobiller almak zorunda kalıyorlar. Bundan dolayı da ikinci el piyasasında filo firmaları otomobil sunuyor. Otomobil sundukları için ikinci el piyasasında bir düşüş var. Şimdi bazı arkadaşlar yine bana yorumlarda diyor ki abi bu balon çok şişti. Bu balonun çok şişmesinden dolayı ikinci el otomobil piyasasında fiyatların çok çok düşmesi gerekir. Arkadaşlar kendimizi kandırmayalım. Bak eğil oturup doğru konuşalım. Ben hiçbir zaman yalan yanlış yayın yapıp sizlere yanlış bilgilendirmek istemiyorum. Bakın Clio örneğini verdim. Megane örneğini verdim. Duster örneğini verdim. Yine Honda örneğini verdim. Ve birçok otomobilin şu anda ikinci el piyasasında 100-150 bin TL daha aşağıdan satıldığını söylemiştim. Otomobil fiyatları baktığınızda otomobil fiyatları düşük vergiler yüksek verginin de vergisini aldığımız için vergiler yüksek. Önceden otomobiller yüzde 50, 60, 70, 80 ÖTV diliminde oluyorken şu anda sadece yüzde 80 ÖTV diliminde bu otomobiller ve KDV'ye de zam geldiğine göre yüzde 2'lik bir dilim de var. Bunun da zam geldiğine göre otomobil fiyatları vergiden dolayı yüksek. Balonun inmesi için bunların tek 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 olması gerekir arkadaşlar. Yani vergiyi neden yüzde 20, yüzde 15 olursa yüzde 5'lik bir düşüş olmayacak mı? Olacak. Yüzde 80'den yüzde 50 ÖTV dilimine araç düşerse fiyatlar inmeyecek mi? O zaman bu balon sönmüş olur. İkinci el piyasasında otomobil fiyatları daha da çok düşmüş olur. Yani baktığınızda şu anda otomobil fiyatlarının daha da çok geriye gelecek denmesi biraz mantıksız gibi gözüküyor. Ben size söylemiştim arkadaşlar. Yüzde beş, yüzde on. Bundan sonra bir düşüş daha olabilir. Ama onun altında bir düşüş beklemeyin. Fırsat aracı bulduğunuzda alabilirsiniz. Ama şu anki piyasaya da baktığınızda bence otomobil aralık 15'inden sonra ne zaman alınacağına karar vermemiz gerekiyor. Çünkü faiz oranlarına baktığınızda faiz oranları yüksek. Al satıcı piyasadan çekiliyor. Panik satışları var ve herkes otomobilini satabilmek için en düşük ilan yazıyor. Bundan dolayı da sinsile yoluyla otomobil fiyatları düşüyor. Şimdi gelelim ikinci bir konuya arkadaşlar. Biz ne demiştik? Bir önceki yayınımızda otomobillere %4 zam gelebilir ama bazı firmalar da e, otomobillerde kampanyaları yapabilir. Belki de zam yapmayabilir. Renault'tan demiştik fiyatlarını güncelliyor. İnşallah da dedim burada bir zam olmaz. Biz bir duyum aldık. %4 zam geleceğini duyduk ama Toyota indirim yapmış. işte seyahat indirim yapmış. Arkadaşlar bakın indirim olacak. indirim olmak zorunda, kampanya olacak, kampanyalar olmak zorunda. Toyota bundan önceki ayda ne yaptı? Corolla'yı indirimli sattı. Ya bana yorumlarda yazdınız abi biz Corolla bulamadık. Hani nerede indirim? Hani arkadaşlar bakın olmayan otomobillerin mi indirimini yapıyorlar? Bunun da ben Ticaret Bakanlığı'na e, diyorum ki bu otomobilleri indirimli yapıp acaba kime sattılar? Filo firmalarına mı satıyorlar? Yani bir göstermelik indirim mi? Bayilere kimse gitmiyor. Bayilere de otomobil bakmak için kimse gitmiyor. Acaba bayi camilere insanları şovrumlara çağırmak için mi bu indirimleri yapıyorlar? Bu da benim kafamda bir soru işareti oluşturuyor. İşte bundan dolayı da işte Toyota Corolla Cross baktım 150-200 bin TL indirim yapmış. İkinci el piyasasında bu aracın fiyatına baktığımda da tamam. sen onların yaptığı indirimli fiyattan da burada satışlar yapılmakta. Yani indirimin hiçbir anlamı yok. İkinci el piyasasında zaten indirimli fiyatlardan otomobil alabiliyorsunuz. Bayiler mecbur bunları yapmak zorunda. Şu an çovrumlara kimse gitmiyor. Ben otomobillere zam gelsin istemiyorum arkadaşlar. Otomobillere zam gelirse benim cebime para girmiyor. Ya da benim otomobilimin fiyatı yukarıya çıkmıyor. Biz ilanlarımızda her zaman ne diyoruz? En düşük ilanı yazıyoruz ve bu fiyatlardan otomobillerimizi satıyoruz. Şu anda piyasanın ucuz olmasının sebebi filo firmalarının daha önceden sipariş verdiği otomobilleri alıp yerine de ikinci el piyasasına araç sürmesinden dolayı geliyor. Bayiler inşallah e, her otomobilde böyle indirimler yapar. Otomobil fiyatlarını düşerir. Sadece sınırlı sayıda şu otomobile indirim yapıyoruz diye insanların kafasını bunu bulandırmazlar Arkadaşlar ben bu indirimlere çok samimi görmüyorum arkadaşlar burada Ticaret Bakanlığı gerçekten araştırma yapsın bu indirimler gerçek mi Doğru mu bu otomobillerden kaç adet satılıyor ve bunların kaç tanesi gerçek biniciye ulaşıyor diye gidin bakalım Toyota'dan ya da seyahattan otomobil bulabilecek misiniz indirimli yorumlara yazarsanız bu konuda sevinirim gelelim son bir konuya ben icra yoluyla satılacak 700 bin TL otomobille ilgili bir yayın yaptım. Birçok arkadaşım yine dedi ki sen otomobil fiyatlarının düşmesini istemiyorsun. Galerici ağzıyla konuşuyorsun. Arkadaşlar öyle bir şey yok yani. Ben otomobil piyasasında düşüşler olacağını son 3-4 aydır, 5 aydır sürekli ineliyorum. Hiçbir otomobil kanalı da bunun üzerine gidemiyor. Çünkü piyasayı çok iyi analiz edip piyasayı çok iyi takip etmek gerekiyor. Hatta ve hatta otomobillere zam gelecek dedim. Gelse dahi dedim otomobillere %5-10 arasında bir indirim olacak demiştim. Yani bunları yine ben söyledim arkadaşlar. Hala da söylüyorum. Yani otomobillere zam gelse de iyi. Bayiler otomobil satamıyor. Satamadıkları için de mecburen kampanya düzenlemek zorunda kalıyor. Diyeceksiniz ki satış rakırları kırılıyor. Abi nasıl otomobil satamıyor? İşte bunlar daha önceden verilen siparişler ve bu siparişleri de Filo firmaları zaten çok ucuz alıyor. Burada bayinin çok çok büyük bir kârı olmuyor arkadaşlar. Biniciye ne zaman otomobil satarsa, ne zaman takaslı otomobil alırsa o zaman da onlar karlı bir satış yapmış anlamına geliyor. Bineciği kotalarını doldurabilmek için showrooma çekmek zorundalar. Yani burada Demek istediğim şu arkadaşlar 700 bin tane araç bir anda piyasaya girmeyecek bir, bunlar ihale yoluyla satılacak iki, bunların ihale yoluyla satılıp piyasaya girmesi işte burada piyasayı düşürmesi Düşük için rakamlardan bu otomobillerin satılması gerekiyor. Otomobilleri alanlar hayal kırıklığına uğramayacak mı? Uğrayabilir arkadaşlar bu otomobiller kaç yıldır otoparklarda biz bu otomobillerin Otoparklarda ne olduğunu, nasıl olduğunu, hangi şartlarda e, otoparklarda kullanıldığını biliyor muyuz? Bilemiyoruz. Burada alınan otomobiller gerçekten hemen piyasaya sürülecek mi? Bunu da bilemiyoruz. Binici buradan otomobil alabilecek mi? Yoksa bunları alacaklar ticari amaç güdüp bu otomobilleri piyasaya sürecek mi? Bunu da bilemiyoruz. Yani benim şahsi fikrim, ben yine söylüyorum otomobil fiyatlarında ikinci elde yılbaşına kadar %5, %10 daha e, bir düşüş bekliyorum ama her otomobilde değil arkadaşlar birçok otomobilin fiyatları çok düştü bu otomobillerin fiyatları düşmeyecek ama birçok otomobilin fiyatı yine düşmek zorunda ray yoluyla satışa sunulacak araçlar piyasaya girse dahi yine bu düşüş bence bu kadar olacaktır. Bunun altında büyük düşüşler arkadaşlar ben beklemiyorum. Vergiler yüksek. Vergiler yüksek olduğu için sıfır otomobil fiyatlarının daha da aşağı gelmesi imkansız. Ne zaman KDV, ÖTV'de indirim olursa o zaman otomobil piyasasında dengeler değişip otomobil fiyatları %50 aşağıya gelir arkadaşlar. Bunu ben buraya yazıyorum. Hükümet gerçekten otomobil piyasasında bir şeyler yapmak istiyorsa artık burada ÖTV ile KDV'de bir şeyler yapması gerekir. Bu da cari açığın daha çok açılması anlamına gelir. Buradan da böyle bir şey olmayacağına göre ben yine tekrarlıyorum. Otomobillerde çok çok büyük artık düşüşler. Bu konuda beklemiyorum arkadaşlar. İlerleyen günlerde konuşacağız. Otomobil almalı mıyım diyen arkadaşlara da piyasa bu şartlarda gittiği sürece kurda da çok büyük artışlar olmadığı sürecinde aralık 15'te bu soruya cevap verebiliriz. Buraya kadar olan dönemde de bence otomobil alma zamanı değil. Bu da bir yatırım tavsiyesi değildir. Bunu da dipnot olarak size bildireyim arkadaşlar. Şu anda satış rekorları kırılsa dahi ikinci el otomobil piyasasında sıfır otomobiller daha ucuz olduğu halde satılmıyor. Bu da daha önceden verilen siparişlerin şu anda teslimatı yapıldığını, bu siparişlerin kaporalarının verildiğini, kredilerinin hazır olduğundan dolayı olduğu görülüyor. Yani önümüzdeki aylarda satış rekorları kırılmayacak gibi duruyor. Bunu da tabii ki ilerleyen günlerde bu yaptığımız yayınlarla size bildirmiş olacağız. Ben önümüzdeki ay bu kadar büyük bir satışın olacağını tahmin etmiyorum. Bakalım yaşayıp göreceğiz arkadaşlar. Yani inşallah otomobil fiyatları düşer. Cari açık açılmaz. Hükümet KDV ve ötevede indirim yapar. Ne kadar düşük fiyattan otomobil satarsak, o kadar düşük fiyattan da otomobil alır. Ticaretimize devam etmiş oluruz ama alım gücümüz yükselir. Bu da ticaretin daha hızlı ve daha iyi olduğu anlamına gelir arkadaşlar. Arkadaşlar, videomu beğendiyseniz, kanalıma abone olursanız sevinirim. Sizin de bu konudaki yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Her şey gönlünüzde olsun.